Evet, ben dahil sevgili yaylar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 25-31 Aralık arasında biz yayları neler bekliyormuş arkadaşlar. Klasik 3 tane kart çekeceğim ve bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar Azize kartı. Azize kartı bu dönem özellikle arkadaşlar sezgilerimizin hakikaten çok kuvvetli olacağı bir dönemi gösteriyor ve bu dönem hakikaten birazcık sezgilerimizi dinlemede fayda geleceğini bize sembolize ediyor. Aynı zamanda da rüyalarımıza birazcık daha dikkat etmeliyiz arkadaşlar gördüğümüz rüyalar konusunda. Çünkü bu rüyalar bizlere bir takım işaretler verebilir. Aynı zamanda da bakın şurada siyah ve beyaz kolonu zaten görüyorsunuz arkadaşlar. B ve J harfi. Boğaz ve Yakin İbranice'de. Yani gece gündüz diyebilirsiniz. Veyahut ay güneş diyebilirsiniz. Burası bu bölge zaten burası Sefirot ağacı arkadaşlar. Arkada bakın Kabala'daki Sefirot yaşam ağacı var. Azize'nin arka tarafında ve biz orta taraftayız. Yani tam balanstayız bu dönemde arkadaşlar. Yani agresiflik ve anlayışlı olmanın tam ortasındayız. O ince çizgideyiz ve gayet balanslı olacağını bu dönem sembolize ediyor. Yani in ve yanın tam ortasındayız gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar bu dönemde. Ve gizliliği temsil eder arkadaşlar Azize kartı. Ve bu dönem bir takım gizli işlerin, bir takım gizli sırların ortaya çıkacağı bir dönem olabilir bizler için. Aynı zamanda arkadaşlar bazı yay arkadaşlar için eğer içinden çıkamadığınız özellikle psikolojik anlamda bir durum varsa yani bu çok ağır bir şey olmasına gerek yok. Yani şizofreni vesaire gibi. Fakat işte nedir? Panik ataktır, depresyondur. Eğer siz şey yapamıyorsanız, kendi başınıza işin içinden çıkamıyorsanız, aynı zamanda da şunu sembolize eder bu kart. Der ki bir uzmana başvur veyahut da çok güvendiğin birisinden tavsiye al der bu kart bizlere sevgili yaylar. Hadi in bakalım ikinci kartımız hem de güçlü arkanla başladık yani. Loto bileti alalım. Milli piyango bileti de olur. Arkadaşlar kaderin çarkı çıktı. Kaderin çarkı yani şans konusunda en iyi kartlardan birisidir. Hayatımızdaki her yöne olan değişiklikleri sembolize eder arkadaşlar. Kötü yöne olan değişiklikleri de sembolize eder. İyi yöne olan değişiklikleri de sembolize eder. Ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Önceki kartımız negatif bir kart değil aslında. O yüzden de bundan sonraki karta da tabii bakıp söyleyebilirim. Fakat kaderin çarkı arkadaşlar hayatla ilgili her şey yani yeni olanaklar, şans, kaderin hediyesi, rahatsız olan arkadaşlar için sağlığın iyiye gitmesi, evlilik, daha iyi bir yöne doğru değişim. Fakat negatifi de değişimi görememeyi sembolize eder aynı zamanda. Fakat arkadaşlar yurt dışı tatili sembolize eder aynı zamanda ve şöyle söyleyeyim bakın üzerinde zaten yazıyor gördünüz mü? Ator, Tora, Rota, Tarot. Bu 4 Altın Ordun diye sembolize edilen bir grubu temsil eder ve bu 4 Altın Ordun denilen olay bazı kabala tarologlarınca şey olarak da gösterilir. İşte Gül ve Haç topluluğunu kuran grup veyahut da işte Mason grubunu kuran öncülerden diye tasvir edilir bazı kaynaklarda. Ve aynı zamanda da bu 4 altın ismi de sembolize eder arkadaşlar. Ve bazı grupların sadece bu Ator, Rota, Tarot isimlerine yani İbranice'de, Yahudilik'te nasıl bizde İslam'da Esmaül Hüsna var. Onlarda da Allah'ın güzel isimleri ve bazı kesimlerce en güçlü ve güzel ismin bu olduğu kabul edilir. Ve bu isme
bazı gruplarca arkadaşlar. Çünkü bunun da içinde bir ikilem var. Çünkü bir karşıt grup da var. İşte siz dinden aforoz edilirsiniz gibilerinden. Yani en güçlü isimler onlar değil. Çok daha fazla güzel isimler var. Sadece bunlar değil gibi karşıt bir grupta var arkadaşlar. Fakat çok güzel bir değişim geliyor. Sevgili yaylar. Hadi in bakalım son kartımız. Arkadaşlar hakikaten. Yani bakın tılsımların kralı arkadaşlar. Tılsımların kralı da nedir? Bolluk, refah ve huzurun sonunda artık hayatımıza geldiği dönem başlıyor arkadaşlar. Çok pratik olacağımız bir dönem. Kariyerci olacağımız bir dönem. İşkolik olacağımız bir dönem. Gayrimenkullerle alakalı bir takım işlerimiz olabilir bu dönemde arkadaşlar. Ve birazcık da burnumuzun dikine gideceğimiz bir dönemi sembolize ediyor. Çünkü tılsımların kralı aynı zamanda arkadaşlar şeydir. Kendi doğrusunu bilir. Ve ne diyebiliriz başka? Ve sabırlı olacağımız bir dönem arkadaşlar. Bir takım konular hakkında. Ha bunu aynı zamanda karşımızda iş veya aşkla alakalı görüşeceğimiz kişinin karakteri olarak da kabul edebiliriz arkadaşlar. Nedir? Zengin bir kişidir karşımızdaki kişi. Huzurludur, refahı vardır. Fakat aynı zamanda cimridir birazcık arkadaşlar. Kariyercidir, işkoliktir fakat bazı olaylarda çok acele etmez. O yüzden de sabırlıdır. Ve gayrimenkulcüdür. Birkaç tane gayrimenkulü bulunabilir bu kişinin. Sevgili yaylar. Evet sevgili yaylar, bizler için 25-31 Aralık arası tarot yorumum böyleydi. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.